Selamun aleyküm. Clash Royale'deyiz. Sizler Akırnok kanalındasınız. Görselden, şu anda gördüklerinizden anlaşılacağı üzere yine sandık açacağım. Lakin taç sandığını tamamlamadım ya da aşağıdaki slotlar boşa gitmesin için oynamak istemedim. Sandıklarımızı açacağız. Bu tarafta bir şey yok. Param olmadığı için geliştiremediğim kartlarım var. Şunu belki kullanırım. Ve yakında gördüğünüz üzere 9 level olacağım. Para topladığım zaman. Şimdi en çok istediğim şey şu anda video esnasında efsanevi kart düşmesi. Hemen başlıyorum. Hiç beklemeye gerek yok. Düşmedi. Yine masa başa. Altından başlayalım. En soldan. Biraz da para kasmış oluruz hem. Yine düşmedi. Gümüşten devam. Yine düşmedi. Çok gereksiz ve hiç kullanmadığım kartlar geliyor. Bari altın ver. Hiç kullanmadığım kartlar geliyor. Son olarak bunu açıyorum. Yine kullanmıyorum. Bir ara kullandım, şu an kullanmıyorum. İlk başta kullandım, hiç kullanmadım ve bütün kartlarım, hiç kullanmadığım kartlar çıktı. Evet, 4000 yaptık. O zaman şu barbarları bir deneyelim mi bu maçta? Bir saniye. Yükselt. 5 iksir bedeliyle barbarları neyin yerine alabilirim? Ortalama 3.9'um var. Barbarları yani bakayım. Şimdi büyücü de çok etkili. Büyücüyü çıkartmak istemiyorum. 6 level ayrıca. Prensesin yerine kullansam iksir bedelim çok artacak. Domuzun yerine kullanabilirim barbarları. Bakalım nasıl bir maç olacak. Kartlarım bu şekilde. Pekka. Yüksek hasarı için kullanıyorum. Barbarları ilk defa kullanacağım, onu söyleyeyim. Yani oyun başından beri. Büyücü hava savunması için. Ve işte alan attığı için kullanıyorum. Prenses uzak, çok uzaktan vurduğu için kullanıyorum. Mezarlık inanılmaz etkili, onu tartışılmaz zaten. Bebeği hava savunması ve alan için yine büyücü gibi. Okları sadece bu minyon sürüsü için ve alan için kullanıyorum. Bunu da devler için kullanıyorum. Hekka ve dev ve barbarlar gibi böyle ağır kartlar için kullanıyorum. Yani her şeyin bir antisini yapmaya çalıştım. Umarım işe yarayacak. Mobilde olmama rağmen internet inanılmaz kötü. Nedendir bilmem. 6 level adam buraya kadar çıktıysa 2040 kupaya, bunun bir sıkıntısı var demektir. Göreceğiz bakalım sıkıntısı neymiş. Hemen hemen savunduk gibi ha. Ne dersiniz? Onu atsana. Sıkıntı yok. Oo, ayna var. Sıkıntı yok kardeş. At kardeş. Peki bu arada devleri nasıl durduracaksın? Barbarları nasıl durduracaksın kardeş? Hadi oğlum mezar. Orayı boğulmadı. Tamam, sıkıntı yok.
şununla alan atalım, çözüm bulalım. Orayı yıkacak gibi sanki. Bakalım yıkabilir mi? Yok ya. Yıktı sanıyorum. Neyse biraz sabredelim. Biraz sabredeceğiz. Şimdi şuraya şey atacak ya. Ondan çekiniyorum. Neyse orayı feda ederim. Ben bunun ana kulesini yıkarım. Oops. Tamam. Mezar, hadi oğlum. İşte bu kadar. Yani bazen feda etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani orayı umursamamak gerekiyor. Ana amacımız için böyle yapıyoruz. Bir maçta yapmak niyetindeyim. Aç bunu. Haydi bakalım. Altın bitti bu arada. Barbarlar güzelmiş. Yani antisi yoktu onda da. Hemen hemen etkiliydi yani. Barbarları savunmaya. Sen de şunların arkasından biraz alan atar. Oops. Onlar gitti. Bunu ne yapacağım? Bayağı bir vuruyor gerçi. Hasar almayın. Çok güzel. Pekka çıksaydı Pekka'yı salacaktım. Ama şimdi atmanın bir manası yok ama atalım. Oo güzel, Pekka vurur ona. Pekka! Pekka! Güzel güzel. Benden şu anda ileride ama tabii ki sabredeceğiz. Sabırlı oynayacağız. Hamlelerini göreceğiz. Roket var bunda. İşte roket var, valkür var, bu eleman var. Şöyle bir şey var, şöyle yapacağım. Bu olmadı. Bu olmadı, belki kurtulmadı. Birkaç tanesi kurtulsa var. Şimdi bunu nasıl engellerim? Tabii ki Pekka'yla. Pekka bunu tek atar mı diyeceğim ama arkaya şey yaptı, o yüzden galiba burayı verdik. Yani burayı verdiysek öbür tarafı da alırız. Sıkıntı yok. Sıkıntı ikisiyle birlikte ben bunu alırım. Ve alamadı. Şuradan şuna at. Acele yok. Saniye var. Arkadaş küçük ve kalabalık oynuyor. Küçük ve kalabalık oynuyor. 3 saniye kaldı. Hadi lan Pekka. Hadi lan Pekka. Saniyede bu mezar bunu yıkarsa bu iş tamamdır. Ama yıkamadı. Çok küçük oynadı. Ben de roket falan olsaydı yenerdim de. Şey en azından berabere kalır. İkinci kuleyi alacak lan. Demek ki çok küçük kartlara benim bestem pek işe yaramıyor. O hep İksir bedi küçük ve kalabalık oynadı. O yüzden pek bir şey yapamadım. Şununla sağdan başlayacaktım ama oraya şey attı. Şunu şuradan başlatayım. Şunu da şuradan deneyelim. Güzel. Şöyle kalabalığı alalım. Ortalık biraz açılsın.
Hadi barbarlar. Barbarları da salalım. Güzel. Onun önüne o atılır mı? Kimse ölmesin. Çok güzel. Arkadan prenses biraz alan savunması yapar. Prensesi almak için onu oraya attı. Ama beyhude bir çabaydı. Şöyle barbarlara destek olalım. Tamam, oradan başka bir şey gelmez. Sıkıntı yok. Şimdi bebeği kulenin önünde kıstırmam lazım. Bunu yıkar mıyız lan? Arkaya bir de alan atarsan yıkarız. Çok güzel. Ama bizim elemanların hepsi yıkıldı orada. Tamam. Şimdi bekleyelim, biraz iksir de olsun. Bu arada eleman da bekliyor tabii ki. Ne yapacağım, ona bir şey atmayacağım yani. Gerçi de. Yıktırmam. Yıkamazsınız. Çok güzel. Tabii prenses onlara şey atana kadar onlar orayı yıkar. Dedim de yıktılar. Ama ben de burayı büyük amaç için aldım sayılır. Aldım sayılmaz. Neyse, maç uzadı. Nereye ne atıyorsun? Gözümü sevem ya. Biraz buraya kalabalıklaştırıp maç benim diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ka! Pekka. Güzel maç oldu. Yani bu kadar yeter şimdilik. Hesap bu şekilde. 300 kaldı 9 level olmama. Çok sık oynamam lazım. Yani çok sık oynayıp çok altın kazanmak ve sürekli işte seviye yükseltmek lazım XP için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kartım var. 17 kartımın seviyesi yükselebiliyor, 18 mi hatta, neyse. Seviyesi yükselebiliyor, bu da bana bayağı bir tecrübe puanı verecektir. Ayrıca sürekli oynayıp burada online oldukça şey yapıyorsunuz, bağış yapıyorsunuz. Bağışlarınızla da XP geliyor, seviye öyle atlıyor. Yani onun için daha fazla online olmam lazım. Benim de öyle şu anda bir şansım yok. Neyse, bir dahaki videoda görüşürüz. O zaman kendinize dikkat edin, takipte kalın.